Nihat Kahveci'nin de yorumlarını alalım. <laughs> Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bak Ömer Hoca da dahil Trabzonsporlu taraftarlar, Trabzonsporlu oynayan herkesin geçen senenin şampiyonu cümlesini kurarak yorumlarına başlıyor. Ama geçen sene. Bu sene Trabzonspor'dan şampiyon olabilecek, o umudu verebilecek bir oyun halen izlemedik. Şampiyonlar Ligi önelmesi elendi. Oradan Avrupa Ligi 9 puan aldı. Normalde elenmezsin ama oradan elendi Konferans Ligi. Ligde Beşiktaş'a karşı öndesin, berabere bitiyor. Kasımpaşa maçı berabere bitiyor. 2-0 Konya Sporu karşı öndesin, berabere bitiyor. Bugün 70'te gol atıyorsun. Taraftarlar ne zaman gol yiyeceğiz diye bekliyor. Bunu taraftarı aşılayan bir oyuncu grubu var. Bak Vakayem eksik Visca eksik Bugün bir de bu senenin iyilerinden Bakasetas ve Trezege eksik Ama istediği kadar eksik olsun Bir takım her maç öne geçip Rakibine Gol yeme fırsatını veriyorsa Attığı golün değerini Kıymetini bilmiyorsa Maçlar böyle sonuçlanır Abdülhamd Kasım ayı sıkıntılı bir Kasım ayı geliyor Uzun bir dönem olacak Buralara her zaman son maçta Galibiyetle gelmek önemlidir ama Trabzonspor yine önde olduğu bir maçta kazanacaksın, araya öyle gireceksin, eksiklerini orada toparlayacaksın. Moralsiz giriyor. Hiçbir Trabzonsporlu taraftarın son oynanan dönemde Konyaspor maçında 2-0 iken 2-2'ye, bugün 1-0 oynarken 1-1'e geldiği durumda memnun olduğunu düşünmüyorum. Evet eksikler var mı? Var. Ama konsantrasyon da yok, istek de yok, arzı da yok. Geçen seneki Trabzonsporlu kadrodaki o kriterleri görmüyorum bu sene. Hocam diyor ki Dünya Kupası'nı dikkatle izleyeceğim. Biliyorsun böyle turnuvalarda sistemler takımların oynamış olduğu oyunlar üzerinden teknik direktörler çok geri dönüş alır. E, Abdullah Hoca da çağa ayak uyduran bir teknik direktör. Ama Trabzonspor'u taraftarlar kazanmış bir Trabzonspor. Dünya Kupası arasına öyle girmiş bir Trabzonspor isterlerdi. Hoca hep Kasım ayına doğru ee, o dönemden bahsetti, geçişlerden bahsetti, oyuncu değişikliklerinden bahsetti. Çok transfer yaptık, takım birbirine uyum sağlayacak dedi ama öyle bir gidişat son maçlarda ben şahsen görmedim. Özellikle 2-0'dan 2-2'ye gelen Konya Spor maçı. Bugün 1-0 öne geçiyorsun. İlk yarı zemin kötü, ikinci de zemin kötüydü. Tabii ki. Değil mi? İki takım içinde kötüydü. İki takım içinde kötüydü. İkinci da kötü şeyleri zaten. daha iyi yapabiliyorsan ilk 45 dakikada yapabilirsin denilir. Ama sonuçta Trabzonsporlu taraftarlar çok sevindiler. Uzun bir aradan sonra dünya konuştu sevinçlerini. ama bu sene mutlular mı şu ana kadar. Mutlu değiller. Fenerbahçe'nin bir maçı eksik. Kazanırsa 32 olacak. 9 puan fark. Bu puan farkı kolay kolay kapanır mı? Hani ikinci sırada olup 9 puan fark olmakla 6. 7. sırada olup arada takımlar olup o puan farkının olması çok farklı şeyler yani. Kapanmasa da şampiyon olamasa da başarısız ve e, tartışılmalı mı Abdullah Hoca? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Herkes tartışılır. Abdullah Hoca da tartışılır. Şu an Trabzonspor taraftarları da tartışıyor. Bu böyledir. Sergen Hoca tartışılmadı mı? Şampiyon oldu. Türkiye Kupası'nı aldı. Tribünlerde sezondan tartışılmadı sonra... sanki. Hayır. Kamuoyu ister istemez Beşiktaş'ın oynanan oyunu üzerinden tartışır. Futbol böyledir. Tartışılmayan teknik direktör yok. Klopp tartışılıyor şu an. Her sene de üst şampiyon olamıyor ki artık. İngiltere'de Tabii şu ki. an Klopp tartışılıyor mu? Tartışılıyor Bu çok da normal kaç şey. senenin sonunda artık. Kimseye de niye tartışıyorsun diyemezsin. Futbolda dün yok. Bugün var, yarın var. Bu da çok normal bir şey. Bir şey demem. Ama Abdullah Hoca mesajları veriyor. Eksikleri görüyor. Ondan daha kimse göremez. 24 saat oyuncularla çalışan o neyin eksik olduğunu, kimden neyi alamadığını biliyor. E gelecek oyunculara güveniyor. Sakatlıktan dönecek. Belki dokunuşlar da olacak, transfer de yapılacak. Ama ligde yarı almış bir Trabzonspor var. Peki Abdullah Avcı Trabzonspor yarışın içinde olacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankara gücü ile bir bir berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. İşte Abdullah Avcı'nın sözleri, ilk yarı iki takım adına da karışıktı. Tatsız tuzsuz bir oyun vardı zeminin de sayesinde. İkinci yarı oyunu kontrol ettik ve golü de bulduk. Ancak çok çabuk gol yedik. Kazanmak için geldik ama bir bir bitti. Oyuncuların performansından memnunum. Çok iyiyiz diyemem ama. Bu bir devre arası değil aslında. 13 maç oynadık ligde, toplamda da 22 maç. Verilen arada değerlendirmelerimizi yapacağız. Şimdiye kadar çok iyiyiz diyemem ama çok da kötü değiliz. Zaman zaman çıkışlarımız oluyor, değerlendirme yapacağız. 2 oyuncu Dünya Kupası'na gidiyor ancak toplamda 14 oyuncumuz milli takımlara gidiyor. Dünya Kupası'ndan umarım herkes keyif alır. Dönüşlerde durum değerlendirmesi yapacağız. Umarım Dünya Kupası'nda topun oyunda kaldığı ve güzel oyun konuşulan bir süreç yaşarız. Trabzonspor her yarışın içinde vardır, olmaya da devam edecek. Trabzonsporlu Maxi Gomez'den, Dünya Kupası yorumu. 1-1 sona eren Ankara gücü maçında Trabzonspor'un golünün asistini yapan Maxi Gomez, Uruguay milli takımıyla mücadele edeceği 2022 Dünya Kupası hakkında konuştu. Yıldız oyuncu çarpıcı ifadeler kullandı. Süper Lig'de Trabzonspor, MKE Ankara gücü deplasmanında istediğini alamadı. Mücadele Enis Bardi ve Tolga Ciğerci'nin karşılıklı golleriyle 1-1 bitti. Böylece Fırtına Lig'de son 5 maçta 4. beraberliğini aldı, 3 puanla ayrılabilirdik. Karşılaşma sonrasında Bardi'ye asisti yapan Maxi Gomez mücadeleyi değerlendirdi. Uruguaylı oyuncu, özellikle ilk yarıda istediğimiz gibi oynayamadık ama ikinci yarı oyunun hakimiyetini almıştık. Fırsatlar da bulduk ancak değerlendiremedik. Buradan 3 puanla ayrılabilirdik, sağlık olsun, dedi. Her şeyi başarabilecek potansiyele sahip Yıldız futbolcu, 20 Kasım 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası hakkında da Uruguay milli takımı ile Dünya Kupasına gideceğim için çok mutlu ve gururluyum. Zor bir gruptayız ancak Uruguay milli takımı birlikte olduğunda her şeyi başarabilecek bir potansiyele sahip ifadelerini kullandı. Naci ünü var, zor bir maçtı. Süper Lig'in 14. haftasında Ankara gücü ile karşılaşan Trabzonspor sahadan 1 bir, bir beraberlikle ayrıldı. Naci Ünüvar karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler. Bugün zor bir maç oynadık. Özellikle attığımız golden sonra kazanabilirdik. Belki en iyi maçımızı oynamadık ama yine de burada galibiyetle ayrılabilirdik dedi. Trabzonspor'dan şaşırtan istatistik. Puan kaybı sürüyor. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Ankara gücüne konuk oldu. Zorlu mücadele bir birlik eşitlikle tamamlanırken Bordo Mavili ekibin istatistiği dikkatleri çekti. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında Ankara gücü ile kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumunda oynanan mücadele kıyasıya rekabete sahne olurken, Bordo Mavili ekip öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve maç bir birlik eşitlikle sona erdi. Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor'un son maçlarda elde ettiği deplasman performansı dikkatlerden kaçmadı. İki yıldızdan yararlanamadı. Mücadelede Abdullah Avcı iki yıldız futbolcusundan yararlanamadı. Kart cezalısı olan Trezeguet ve Bakasetas kadroda yer almazken Bordo Mavili ekip şu ilk 11 11'le sahaya çıktı. Uğurcan Çakır, Bartra, Hugo Eren Elmalı, Larsen, Cibamin, Hamşik Bardi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez. Maçın başında penaltı beklentisi. Maçın henüz başında Ankara Gücü penaltı bekledi. 3. dakikada sol kanattan Pedrinho'nun yaptığı ortada kafalardan seken top sonrası Vitor Hugo'nun eline çarpı gerekçesiyle Ankara Gücü penaltı bekledi. Maçın hakemi Mete Kalkavan devam kararı verdi. Korkutan sakatlık. Maçın 23. dakikasında korkutan bir sakatlık yaşandı. Sol kanattan çizgiye inen Yasin Gürelerin ortasında Eren Elmalı ile Emre Kılınç kafa kafaya çarpışınca oyun durdu. Sağlık ekiplerinin tedavisinin ardından iki oyuncunun oyuna devam edebileceği belirtildi. Yoğun itiraz. 40. dakikada sol çaprazda topla buluşan Beridze, Cibamin ile girdiği mücadelede ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem devam kararı verdi. Bunun üzerine başkent ekibinin futbolcuları Mete Kalkavana yoğun itirazlarda bulundu. Beklentileri karşılayamadı. Yusuf Yazıcı'nın sezon başında döndüğü eski takımında bir türlü bekleneni verememesi eleştiri oklarının hedefindeki isim haline gelmesine neden oldu. 25 yaşındaki futbolcu ligde oynanan Ankara Gücü maçının ilk yarısında da sahada yokları oynadı. Bu performansın üzerine Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Yıldız futbolcuyu oyundan aldı ve yerine giren isim diyenin oldu. Kulüp tarihine geçmişti. Kulüp tarihinin rekor transfer ücretiyle Fransa'nın Lille kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı, bu sezon kiralık olarak döndüğü Trabzonspor'da eski günlerini arıyor. Bekleneni veremeyen oyuncunun performans düşüklüğü dikkat çekti. Sakatlıkların ve takıma geç katılmanın da etkisini yaşayan Yusuf Yazıcı bu sezon 4 Süper Lig maçında forma giydi ve herhangi bir istatiksel katkı yapamadı. Trabzonspor'da, Lille transfer olmadan toplam 100 resmi karşılaşmaya çıkan Yusuf Yazıcı, 7498 dakika forma giyerken, 22 kez gol rakip fileleri havalandırmıştı. Gol perdesini Bardi açtı. Trabzonspor'da gol perdesini Enis Bardi açtı. Sağ kanattan Maxi Gomez'in ceza alanına gönderdiği yerden ortaya ayak uzatan Enis Bardi, takımını 1-0 öne geçirdi. Penaltı kararı. Ankara gücü 72. dakikada penaltı kazandı. Ankara gücünün kullandığı kornerde havalanan topa Larsen'in elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Tolga Ciğerci skora dengeyi getirdi. Şaşırtan istatistik. Trabzonspor, Ankara Gücü ile oynadığı son 17'lik maçının sadece birini kaybetti. Diğer 16 maçta 11 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Bordo mavililer Ankara Gücü deplasmanındaki son yenilgisini 2010 yılında almıştı. Öte yandan Ankara Gücü'nün hocası Ömer Erdoğan'ın Süper Lig kariyerinde mağlup edemediği meslektaşları arasında en fazla karşılaştığı iki isimden biri Abdullah Avcı. Fırtına kan kaybediyor. Süper Lig'de son 5 maçında yalnızca bir galibiyet alabilen Trabzonspor'un deplasman performansı da bir hayli dikkat çekici. Ankara Gücü deplasmanından da puan kaybıyla ayrılan bordo mavili ekip son 7 deplasman maçından ise yalnızca bir galibiyet çıkartabildi.